Selamlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Devam ediyoruz. Evet aynı tişört çünkü aynı gün yapıyorum. 19 Mayıs'tan herkese selamlar. Atatürk'e anma gençlik ve spor bayramınız tekrardan kutlu olsun. Benim için ikinci video oluyor ama e, büyük ihtimal e, farklı günlerde yayınlarım hype yükseltmek için çünkü çok izlensin diye falan öyle YouTube algoritmaları vesaire vesaire. Bu of Lorat, evet e, önceki videoda bahsettik hiç artık e, girmeyeceğim oralara derin derin. E, Diablo ve Blizzard resmi sayfasından bu of Lorat'ın içeriğini paylaşıyor. İlk bölüm... E, Creation'dı, yaratılıştı. Anu ve Tahtamunt'ın hikayesini anlatmıştı bize. Ee, biz de dedik ki bu zaten bizim kanalda var falan diye. Sanki başka birinden alıyormuşuz gibi hikaye. Ee, malca bir <laughs> şey yapmıştı. Neyse ikinci videonun konusu arkadaşlar. ikinci videoda yayınlandı. Bu arada videolar yayınlandıkça ben sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Ee, yani şey yapmayın. E, i̇çeriden Eda'nın e, saçma sapan video sesleri geldiyse kusuruma bakmayın arkadaşlar. E, oyun oynamasını falan bitirmesini bekledim böyle sessiz bir ortam olursun çünkü benim evimde stüdyo yok. E, salonda yapıyorum e, yayın video işlerimi falan ama işte böyle bazen e, işte en yakındaki insanlar, en yakındaki arkadaşlarınız, aileniz falan böyle saygısızlıklar yapabiliyor. Neyse yapacak bir şey yok. Biz e, Sanctuary'nin yaratılışına e, devam edelim arkadaşlar. <laughs> bir yandan şimdi karşınızda çok güzel bir görsel var. Bunu Diablo'nun resmi sitesinde Preskit sayfasından e, art e, sa bölümünden bulabilirsiniz. Bu Lilith ve Inarius tarafından insanlığın yaratılışını resmeden bir tablo. E, sağ tarafta iblisler sol tarafta melekler yer alıyor ve orta kısımda da e, Nephalem ırkının daha doğrusu Nephalem ırkı işte daha sonra zaten insanoğluna evrilecek insanoğlunun yaratılışını görüyorsunuz. Ta, yani tam bir Rönesans tablosu gerçekten çok güzel bir yapım inanılmaz bir görsel. Ee, yani aslında sadece inceleseniz bile Sanctuary'nin nasıl yaratıldığı hakkında ufak tefek bilgilere sahip olabiliyorsunuz. Biz gelelim e, yine bu Lorat'ın video içeriğine nelerden bahsediyor bize onları dinleyelim. Dediğim gibi videonun linkini yine alt tarafta paylaşacağım. İsteyen tekten kendi de izleyebilir. Evet yeniden geldin ve e, bir gece bir seçim bu karanlık hikaye için diyor. Yani <laughs> Anu ve Tatamut'tan bahsettik. Yüksek Melek Meclisi'nin Yüksek Melek'in cennetten ve cehennemden bahsettik. Sonsuz savaştan bahsettik. Bunlardan biz de bahsettik bu arada arkadaşlar. Eksiniz kalmasın. Evet. Ee, yani pek pek çok zaten alışıla gelmiş. Kulağımızın aşina oldu. Yaratılış hikayesinde olduğu gibi bir melek ve bir ee, şeytan bizim anne ve babamız eternal raged on, endless and all-consuming. Led by the Council, the angelic forces fought countless battles against the armies of the seven lords. Yani burada şeyden çok önemli bir şey bahsetmiyor işte yıllarca süregelen sonsuz savaşlarda işte melekler, şeytanları işte kestiler, birbirlerini öldürdüler. Evet bundan bahsetmiştik burada şeyden bahsediyor yani birbirlerini ne kadar çok öldürseler de sürekli olarak tekrar ve tekrar ve tekrar ve tekrar e, doğuyorlar. Ve savaş anlamsız bir biçimde devam ediyor yani. Her iki taraf zafer kazandığını iddia etti her iki tarafta büyük yenilgilere uğradı many of these battles were fought in Pandemonium. Bu Pandemonium, Pandemonium realminden bahsetmiştik. Pandemonium Fortress farklı bir şey, Pandemonium düzlemi farklı bir şey. Bu arada onun ikisini karıştırmayın. Pandemonium düzlemi işte Anu ve Tahtamut patlamasından sonra oluşan bir ara orta düzlem. E, bu e, daha büyüklüğündeki Mountain Size dediği işte Anu'nun gözünden ee, orada duruyor Anun'un gözü. Pandemonium Fortress bu işte e, Anun'un gözünün etrafına Anun'un gözünü korumak için kuru, oluşturulmuş bir ne derler kale. Mistik bir kale. Evet dünyalar taşını kim kontrol ediyorsa dünya yaratma gücüne sahip. Yani son savaş şimdi merkez haline geldi bundan dolayı. Şimdi tabii sürekli olarak el değiştirdiği için işte biri yaratıyor biri yok ediyor biri yaratıyor biri yok ediyor ve yine anlamsız bir tekrarın içine giriliyor burada. Zaman içerisinde bu panamoyum düzleme öyle bir hal aldı ki hem tabi meleklerden etkilendi hem şeytanlardan etkilendi ama tabi sürekli olarak burada ölüm, savaş falan olduğu için diyor hani işte anladım özetle çirkin bir hal aldı yani burada. Burada bazı hikayeleri anlatarak geçmiş, onu söyleyebilirim. Inarius'tan bahsediyor. Ee, diyor ki Inarius artık bazı şeylerin farkına vardı işte e, Tyrion'un teymeni ve ee, bu savaşın kazanılamayacağını anladı ve evet, savaşı bırakmaya karar verdi. Diyor ki Lilith de aynı dönemlerde şey kaldı. Tabi bu Lorat'ın bildiği kadar olabilir çünkü yine bize anlatılanlarda işte e, Inarius esir düşüyor, Lilith onun e, gardiyanı oluyor, orada Lilith'le konuşarak Lilith'i ikna etti yönündeydi.

tamamen birbirine zıt iki olgunun iki oluşumun iki varlığın e, ve e, yani sonuçta aynı karara vakıf olması diyelim. Yani aynı kararı alması, aynı şeyleri düşünüyor olması buradaki enteresan olay. Buradaki ilginç olay aslında bu. Eternal konflikten kaçılmalı artık. Yani bu savaşın bir anlamı yok. I wonder if the cosmos had ever contemplated such an alliance and divine union. I wonder if Creation shuddered in horror and awe as Inarius and Lilith gathered others to their cause. Ha bu arada bu da önemli ee, Inarius ve Lilith sadece bunu kendi başlarına yapmıyor yani kendisi işte bir Inarius bir Lilith değil işte binlerce Inarius binlerce Lilith var yani öyle söyleyeyim Lil, Bil, Lilith'ten binlerce var değil onun gibi düşünen şeytanlar onun gibi düşünen melekler de bu davaya katılıyorlar. escape the ceaseless fighting The details of their meeting, like so much of our history, is obscured by the relentless passage of time and myth. But the great herodric scholar Deckard Cain tells us of Enarius, wounded or marooned in the Pandemonium fortress, meeting huh. with Lilith. Lilith was not spared the hatred of her father, Mephisto. Burada kısaca değinmiş o şeyden işte Pandemonium Fortress'ta yakalanıyor e, şey adını sen söyle Inarius baba e, Lilith'in babası tarafından falan. Neyse bahsetmiş ben biraz erken yorumlamışım ama, ama, aynı şey çok da detayına girmiyor tabii. Ama <laughs> E, Tabii inan, inanması güç ama diyor işte e, efsaneler anlatır ki Inarius ve Lilith bir, bir ittifak kurdular. Inarius ve Lilith, pledge themselves to their <laughs> joint cause of escaping the eternal conflict. United in purpose, both resourceful and wise in their way. Şimdi tabi burada bahsettiği şey ikisinin de tabi yani küçük çaptaki bir melekten ya da küçük çaptaki bir iblisten bahsetmiyoruz yani kaynakları var işte e, e, hedeflerine ulaşabilecekleri bir plan yapabilecek zekaları var. Adını sen söyle. Altında emirlerinde e, askerler var ve e, dünyalar taşının kontrolünü ele geçiriyorlar bu sayede. Ve e, gözetlen gözlerden uzak bir şeye, cennetten ve cehennemden uzak bir yere kaçırıyorlar bunu. Beraber kuk çalışıyorlar ve bir cep e, düzlemine bu dünyalar taşını kaçırıyorlar. Ve onun e, inanılmaz gücünü kullanarak yeni bir dünya oluşturuyorlar. Ve e, savaştan uzak olmasını umuyorlar diyeyim ben. E, adına da sığınak adını veriyorlar. Century. E, yine işte e, Inarius ve Lind aynı düşünceye sahip melekler ve iblisler de buraya geliyorlar. <laughs> Tabii bu iki e, ırkın yani iblisler ve meleklerin bir arada durması öyle boş beleş bir e, boş durmaya da öyle bir stabil durma olmayacaktı. Bir şeyler yaşanacaktı ve bir şeyler yaşandı Beautiful. ve insanoğlu Beautiful abominations. Bak bu cümle güzel. E, çok güzel yaratıklar ama yara abominations yaratık anlamında yani korkunç aslında yani canavar. Canavar. Çünkü içindeki potansiyel çok güçlü arkadaşlar. Niye? Hem melek hem iblis potansiyelini taşıyor. Biz bunlara Nephilim diyoruz. Yani bizim oyunlarda oynadığımız karakterler bunlar oluyor. Nephilimler. Tabi ilk Nephilim olayları farklı. Mesela Diablo 4'ün betasında gördük. Yerde yatıyordur atma ölü bir şekilde. Aa öldü mü falan dedik. Hatta işte Neyse bazıları bana saldı. Ratma değil kesinlikle falan işte. Ratma sandığımız bir arkadaş vardı işte şeyde Ve ratma bulkatos e, işte Druidlerin Fiyasla Gir diye isim geliyor adını tam hatırlamadım özür dilerim. Ve bu tarz şeyler ilk e, şey, e, adını sen söyle. O, e, doğan insan ırkı işte ağır ne falan en kadimler diye geçiyor ama e, özetle uzattım cümleyi nefilim ırkı doğuyor. From which As inheritors of both lineages. The birthrights of the firstborn graced them with the potential to resist the evil of the burning hells. Ha, şimdi tabii bu ö, her iki taraftan gücü sahip olabilme potansiyelinden dolayı e, Nephilim dediğimiz ırkın içindeki potansiyel güç e, şeytanların cezbedici cazibesine karşı koyabiliyor ve m, yani cennetin de şükmedici gücüne karşı direnebiliyor. Because of this, many of the angels and demons who rebelled with the Ha tabii şimdi bu ıı, potansiyel güç ıı, sıradan sade melekler ve sıradan sade iblisler tarafından hoş karşılanmadı ve bu ko potansiyel güç tabii ben mesela şey demiyorum nefil mırkı çıktı da işte al sana melek al sana kötü şeytan falan tarzı muhabbette bir savaş ortaya çıkmadan önce potansiyelinden korkarak e, vaz yani kurtulmaya çalıştılar. Tabi bunu e, Lilith ve Inarius bunu göremediler, yaptıklarının sonuçlarını tahmin edemediler. Ee, ve işte içlerinde bulunan şeytan ve melek potansiyelinin nerelere e, kadir olacağını kestiremediler diyor özetle. Şimdi tabii Inarius da aslında bu düşünceye sahip oluyor ve biraz alarma geçiyor diyeyim hani öyle bir tabir kullanmış şeyde. Ama tabii bu durum Lilith'i deliye döndürmüş, çıldırtmış yani öyle söyleyeyim ve şu an videodaki göreceğiniz gibi melekler ve şeytanlar yani çocuklarını tehdit eden ne varsa ortadan kaldırmış ama bunu tabi belli bir bilinçle yapmadığını söyleyebilirim yani oradan şey moda ortaya çıkmasın işte aslında Lilith anamız İnarios babamız işte Lilith çok güzel iyi bir karakter bizi çok seviyor falan değil deliriyor arkadaşlar Lilith burada yani tabir tam doğruysa kuduruyor yani anlatabilir mi göz işte Bloodlust açılıyor say susuyor yani önde ne geliyorsa öldürüyor yani Came But still he could not kill them. E, Lil Inarius da tabi aynı moda giriyor ama Lilith'i durdurabilecek <laughs> güçte değildi. Şimdi e, Inarius Lilith'i durduramayacağını bildiği için onu bir karanlığa kapatmayı tercih ediyor ve Nefalımı da durduramıyor. Bundan dolayı da Dünyalar Taşının gücünü kullanarak e, yavaş yavaş Nefalım ırkının Şimdi tabii Nefıl'ım şu an ne oluyor ya falan modunda burada. Ama her şeye vakıf olan bir Nefıl'ım da var arada. Rahatma. Ee, Nefıl'ım ırkının gücünün yavaş yavaş zayıflamasına neden oluyor. Yani e, atıyorum ilk halka düşünün hani işte evrim ağacı işte neyse soy ağacı öyle düşünün hani yavaş yavaş evrimleştiğini düşünün halkaların giderek büyüdüğünü ilk halka nefalım gücüne tam potansiyeline sahipken giderek artık bir sonraki halkalara büyüyerek ya da işte bir sonraki doğan çocuklar daha güçsüz oluyorlar. İnerus'un yaptığı bu hareketten dolayı. As their faded, generation by generation. Disappeared in aftermath diyor ama burada tabi bazı olaylar oluyor. Benim kanalda bulabilirsiniz bunu kronolojik sırada. Ee, sadece öyle simple yani basit bir şekilde disappear olmuyor. Ee, yine Arius yakalanıyor ve Mephisto tarafından hapsediliyor. Ee, zaten biz aslında oraları görmüyoruz Diablo 4'ün betasında henüz görmedik. Umarım oraları da anlatırlar bize. Ee, ama evet özetle ortadan kayboluyor bir şekilde. Ve as their strength faded generation by generation dediği de az önce bahsettiğim şey nesilden nesile giderek Nephilim ırkı zayıflıyor arkadaşlar. Ve bizi oluşturan, biz yani biz insanoğlunu oluşturuyor yavaş yavaş. Artık ne şeytan ne melek gücü kalıyor, sade insan. Ama tabi potansiyel içinde her daim Undying as humankind took shape, giving rise to the cultures, kingdoms, and tribes of sanctuary. İşte içindeki potansiyeller yavaş yavaş bazen işte krallık olarak yükseliyor, bazen başka şey olarak yükseliyor falan. You know. Örnek vermişim. Şimdi bitirme cümlesini alırken Lorat'ın ben kendi bir toparlamamı yapayım Dediğim gibi biz kendi bizim kanalda, iStoryLux kanalında, Utkarminizin kanalında, Diablo Türkçe Lord Diablo evrenin Hikayesi video serilerinde burayı anlattık ama spesifik olarak Sanctuary'de bir video anlatmadık. Şöyle söyleyeyim size, şuradan kendi sayfamı da göstereyim. Anu ve tahtamın İkinci video tabi bunlar yayınlanış sırasına göre şey yapılmış ama zaten bu sırayla izlerseniz herhangi bir şey kaçırmazsınız. Böyle de izlenmesi gerekiyor onun için zaten böyle ayarladım. Anu ve Tahtımın evrenin Kök Hikayesi, Günah Savaşı'na Giriş, e, Trient Tarikatı ve Işığın Kilisesi zaten işte burada İnaruz'un falan muhabbetleri ve Günah Savaşı. Aslında bu üç video. Ee, şu ana kadarki Book of Lorat'ın açıklanan iki videosundaki hikayeleri anlatıyor. Ee, takip etmenizi tavsiye ederim diyebilirim. Yani çok boş cümleler, çok da şey. Think <laughs> Ha yani şu an işte şey özetle toparlarken son cümlesi bu oldu. Bu konuştuklarımız üzerine e, düşün. E, bir dahaki buluşmamıza kadar. Evil seduction burada işte biraz hala şeye e, gitmiş kafası. Aslında e, şeytanlar o kadar kötü değil. Melekler de sandığımız kadar iyi değil. Ben bunu söylemek isterim. Lorat'ın e, cümlesine karşılık işte hani işte. Ya işte şeytanlığın işte cezbedici şeyine karşı dikkatli ol falan filan tarzı muhabbet yapıyor da ben pek katıldığımı söyleyemem. Şu görseli tekrar önüme alayım konuşurken önümüzde bu dursun. Yani. Güzel gidiyor. Lorat bildiği kadarını anlatıyor. Lorat'ın ağzından anlatıyor olması da bir tık hoşuma gidiyor. Çünkü Deckard'dan ve Tyrell'dan ne kadar öğrenebildiyse bu hikayeyi o kadar aktarıyor. Ve e, Lorat ne yazık ki diyeyim, elimizde kalan son horadrim, son scholar yani son alim. E, bunun tarz şeyleri ki, hikaye dökebilecek. Ama Diablo 4'te daha... Yani şu anki hikaye Diablo 4'e gelene kadar anladığım kadarıyla e, Lorat bize bir aktarma yapacak. Ama... Diablo 4'te daha dokunulması yerlere dokunması gereken yerlere dokuncandan eminim o yüzden bence bu kovlar attı. Çok iyi bir başlangıç Diablo hikayesini öğrenmek için. Ve bizim için de bu Koflorat çok güzel bir paylaşım oluyor. Buradan Blizzard'a ve Diablo 4 ekibine teşekkürlerimizi yollayalım. Bir sonraki bu Koflorat kitabının videosunda diyeyim çünkü kitap yok bende. Bir kitabının videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.